Dizi setinde ünlü oyuncu Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden kostüm asistanı yargıya başvurdu. Tazminat talep etmeyen genç kızın tek bir isteği var. O da tacizin yargılanması. Bir hayırsız yüzünden tela. O gün kravatını düzeltecektim. Koridordaki siyah pijamdan kravatına baktı. Ondan sonra düzeltmemi istedi. Ben de kravatını tuttuğum sırada zaten dudağımdan öptü beni. Ondan sonra bir daha ellemezsin dedi. Bir dizinin setinde ünlü oyuncu Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden 19 yaşındaki kostüm asistanı olayı yargıya taşıdı. Ve sonrasında zaten ben bir şok yaşadım. O an bir kaldım, bir tepki veremedim. Ekip arkadaşlarım hem de yapım ekibine bildirdim. Genç kız ünlü sanatçı hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel taciz suçlamasıyla şikayette bulundu. Devam etti. O gün devam etti. Ya ben çalışmadım. Çalışma. O an bıraktım. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dilekçeyi yetkisizlik kararıyla olay yerinin Hadımköy olması nedeniyle Gazi Osman Paşa Adliyesi'ne gönderdi. Genç kıza yapımcısından da destek geldi. Onlara destek yediklerini söylediler. Arkamda olduklarını söylediler. Böyle bir şeyin cezasız kalmaması gerektiği kanıtındalar. Çalışmaya başlayalı 2 hafta olan genç kız ünlü sanatçı hakkında tazminat davası açmayacağını da duyurdu. Buradan ceza almasını istiyorum. Yapımcı Fatih Aksoy hasır altı etmem dedi. İddiaları reddeden Talat Bulut'sa genç kızın olayı ispat etmesini istedi. Gören herkes şahitlik yapacak. Ekipteki arkadaşlarım da, kostüm ekibindeki arkadaşlarım da zaten hepsi gerekli şahitliği yapacaklar. Neden geldim İstanbul'a? Talat Bulut'un rol aldığı dizinin kadın oyuncuları da tepkilerini sosyal medyadan verdi. Kadın oyuncular kadına yönelik her türlü şiddet, fiziksel veya cinsel tacize karşı olduğumuzu ve bunu doğuran her türlü olumsuz tutum ve davranışları ortadan kaldırmak adına verilen mücadelede kadın olarak dayanışma içerisinde olacağımızı bildiririz dediler.